Samayder Ayaklı Alan Yarımca Esenyurt Yardımlaşma Dayanışma Derneği Şehitleri Anma Programı düzenledi. Asarcık Ayaklı Alan ve Yarımca Tarihi Camisi'nde düzenlenen Şehitleri Anma Programı'na Asarcık Kaymakamı Hakan Köksal, Asarcık İlçe Jandarma Komutanı Adem Gül, şehit yakınları ve aileleri, gaziler, STK başkanları, Samsun Asarcıklılar Dernek Başkanı Bayram Konuşuk, İstanbul Esenyurt Akçaburgaz Asarcıklılar Dernek Başkanı Yusuf Ümit İvgen, muhtarlar, İlçe mülki idari amirleri, sivil toplum kuruluşları ve programa ayaklı alan Yarımca Esenyurt ve çevre köylerimizden yoğun katılım sağlandı. Programda şehitler anısına Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okundu. Yemek ikramı yapıldı. Programda şehitlerimiz Zafer Akkuş, Fazlı Arsalan, Durmuş Işın, Niyazi Akkaya'nın ailelerine ve Gazi Mustafa Demirci'ye bayrak, Kur'an-ı Kerim, şehitlerimizin resimleri ve plaket verildi. Samayder Başkanı Ali Aslan konuşmasında programa katılan başta Asarcık Kaymakamına, İlçe Jandarma Komutanına, İlçe Emniyet Müdürüne, dernek başkanlarına, muhtarlara, emeği geçen yönetim kurulu ve üyelerimize, uzaktan yakından katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum dedi. Program hakkında görüşlerini Asarcık Haber mikrofonlarına konuşan Samsun Asarcıklılar Dernek Başkanı Bayram Konuşuk, İstanbul Esenyurt Akçaburgaz Asarcıklılar Dernek Başkanı Yusuf İvgen, Samayder Bursa Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Bulut, Samayder Genel Sekreteri İzzet Aslan, Ayaklı Alan Köyü Muhtarı Kadir Aslan ve Yarımca Mahalle Muhtarı İsmail Şahin program hakkında görüşlerini dile getirdiler. Tabii ki çok güzel şeye değindiniz efendim. Burada evet. Bizim program yapmamız, şehitlerimizin yani şehit olması, bizler vatan için şehit oldukları için biz şehitlerimizi anmak zorundayız. Evet. Toprak olmadan, vatan olmadan toprak olmaz. İlk önce vatanımız, sonra ama şehitlerimiz olmasa biz burada rahat uyuyabilir miyiz? Tabii tabii. Uyuyamayız. Onun için biz şehitlerimizi herkesin anmasını isterim ben. Tüm Türkiye Cumhuriyeti'nin 85 milyon insanın 85 milyonda kalbi yüreğinin üzerinde taşımasını gerektiriyor. Evet, çok güzel değindiniz. Şimdi askerimiz, bizim için askerlerimiz çok önemli. Evet. Askerimiz, doktorumuz, yani güvenlik güçlerimiz gerçekten bizim için çok önemli. Yani askerle diğer şeyleri ayırmamız gerekir diye düşünüyorum. Evet. Bugün buradaki kim bizlere sponsor olduysa bu şehitlerimiz adına çok çok evet. Teşekkür ediyorum. Biz de Asarcık Yarımca Mahallesi'nde bulunuyoruz. Asarcık Yarımca ve Ayak Alan'dan oluşan Sander Derneğimiz tarafından organize edilen dernek başkanımız Ali Bey'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yarımca Mahallemiz muhtarımız ve Ayak Alan Mahallesi muhtarımıza, mahalle sakinlerimize böyle bir organize düzenledikleri için kendilerine teşekkür ederiz. Organizemiz şehitlerimizin anısına okunan bir mevlüt oluştu. Asarcık'taki şehitlerimizin şehit ailelerimizi buraya davet ederekten mevlüt Kur'an'lar okundu. Şehit ailelerine Türk bayrağı ve şehitlerimizin isimleri ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi burada. Çok güzel. Bunlar çok güzel şeyler. Bu tarz evet. Organizeler Asarcık'ta yaygınlaşması lazım. Şehitlerimizin kaç tane şehidimizin olduğunu veya şehit ailelerimizin kimse tanımıyor. Bunları tanıtmamız gerekiyor. Bu kadar bunlar değerlerimizi şehit ailelerimize sahip çıkmamız gerekiyor bu konularla ilgili. Bu konuyla alakalı biz Samsun Asarcıklar Derneği olarak da Asarcık'ımızın başka bir mahallesinde değişik bir organize yaptık. Asarcıklar Derneği mesire alanı açtık ve burada köprü yaptık. Asma Köprü'ye şehitimizin ismini ve piknik alanına 8 tane şehidimizin ismini koyduk, yerleştirdik. Çok güzel. Bunlar bizim salonunda, çoluğumuza, çocuğumuza, ailelerimize yansıtmamız gereken, çocuklarımızı yetiştirmemiz gereken ve yönetici olarak ben elimden geldiği kadar çocuklarımı örnek davranışlar evet, sergilemeye çalışıyorum. Bu tarz organizelerde kimin emeği varsa, kim yapıyorsa hepsine elimden gelen desteği vermeye hazırız. Ve Sander ailesi olarak Sander başkanımıza, Öncan Bey başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Merhabalar İzmirgen Bey. İstanbul Esenyurt Asarcıklar Derneği olarak programımıza katılmış bulunuyorsunuz. Tarihi Yarımca Camisi'nde ve şehitlerimizi anma törenimize gelmiş bulunuyorsunuz. Bugün için ve bugünün anlam ve öneminin için bize birkaç bir şeyler bahsedebilir misiniz? Ne düşünüyorsunuz? Evet, neler hissediyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Özellikle bize fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Tabii bugün şehitlerimizi anma programı gerçekleştirildi. Öncelikle bu programı gerçekleştiren emekli başkanımız Ali Bey ve yönetim kuruluna
teşekkürlerimi sunuyorum. Nasıl geldiğini başarılar dilerim. Tabii ki senin bu programı çok anlamlı bir program. Evet. Biz de ilerleyen dönemlerde inşallah hep birlikte bu programları daha geniş yapmak adına, yani maneviyatımızı daha güçlü anlamda insanlara sunmak adına programlar yapmayı hedefliyoruz. İnşallah. Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum Ali Başkanım'a ve yönetim kuruluna. Evet. Bütün şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda bütün askerlerimize, polislerimize de yarın Allah yardımcıları olsun diyorum. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sunucumuz Mehmet Bulut'la birlikteyiz. Evet, öncelikle ben Samayder Derneğimiz adına Asarcık Haber'e çok teşekkür ediyorum. Bu güzel ve anlamlı günde geldiniz. Sesimizin daha yüksek çıkmasına, daha geniş kitlelere yayılmasına vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum. Şimdi Samayder Derneğimiz bu sene ikincisini düzenlemiş olduğu bir program. Şehitlerimizi, gazilerimizi anmayla alakalı bir programımız. Ben başta buraya gelerek bizleri onur eden şehit yakınlarımızı, şehit ailelerimizi, kaymakamımızı, ilçe komutanımızı, jandarma komutanımızı, ilçe emniyet müdürümüzü, derneğimiz adına saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Gerçekten bugünkü programa çok büyük bir katkılar oldu. Manevi anlamda çok büyük katkılar oldu çünkü protokol seviyesini yükselttiler. Ben emeği geçen herkese başta Samayder Derneğimizin başkanı Ali Aslan, genel sekreterimiz emeği çok İzzet Aslan ve Samayder Derneğimizin yönetim kuruluna çok çok teşekkür ediyorum. Ben aynı zamanda İnegöl Samsunlar Kültür ve Dayanışma Derneği genel sekreteriyim. Samayder Derneği de Bursa Başkan Yardımcısı görevindeyim. STK'larımız son yıllarda bayağı aktif oldu. Biz aynı zamanda nasıl ki ben şimdi İnegöl'den geldim, İnegöl'ün kültürünü burada temsil ediyorsam, İnegöl'de de İstanbul'da olan arkadaşlarımız İstanbul'da, Bursa'da olan arkadaşlarımız Bursa'da Samsun'umuzun, köyümüzün kültürlerini tanıtmaya devam ediyor. Devam edeceğiz inşallah. Ben bir kez daha şahsım adına sizlere teşekkür ediyorum. Asarcık Haber'e tekrardan başarılar diliyorum. Var olun, sağ olun, eksik olmayın. Samayder Genel Kurulcusu İzzet Aslan'la birlikteyiz. Bugün yapılan programda emeği geçildiği üzere onunla görüş ve önerilerini almak için buradayız. Düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Öncelikle Asarcık Haber'e teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz genç bir derneğiz, dinamik bir derneğiz. Evet. Ayaklı alan Yarımca, Esenyurt köylerimizden ve çevre köylerimizden oluşan bir derneğiz. Derneğimizin kuruluş amacı hemşehrilerimizi bir araya getirmek için kuruldu. Evet. Bu tür etkinlikleri düzenlemek, işte pikniktir, iftardır, mevlüt gibi veya işte asker eğlencesi gibi hemşehrilerimizi bir araya getirmek amaçlı kurulan bir dernek. Derneğimiz bu programın ikincisini yapıyor. Şehitlerimizi, evet, gazilerimizi, kahramanlarımızı ve geçmişlerimizi anma programımız. Ben öncelikle katılan tüm hemşehrilerimize, yönetim kurulu arkadaşlarım adına, muhtarlarım adına teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bugün gördük ki Yarımca, Ayakkalan bir kez daha bir arada. Akraba bağları çok güçlü, gördük. Evet. Misafir dernek başkanlarımız bizi bugün yalnız bırakmadı. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Gerçekten emek vardı bu programda. Çünkü bizim bir minnet borcumuz var. Çünkü biz bu bayrağın gölgesi altında yaşıyorsak, şehitlerimiz ve kahramanlarımız, gazilerimizin sayesinde yaşıyoruz. Öncelikle bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar olmak üzere tüm şehitlerimize Rabbim rahmetiyle muamele etsin inşallah. İnşallah. Rabbim bir daha bize asker maaşı yazdırtmasın. İnşallah. İnşallah. Ben katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum. Biz özellikle teşekkür ederiz. Kaymakamımıza, ilçe jandarma komutanımıza, emniyet müdürümüze, STK başkanlarımıza, Asarcıklar Dernek başkanlarımıza, Ümit başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin inşallah. Yarımca muhtarı İsmail Şahin'le birlikteyiz. İsmail Bey, bugün için burada toparlanıyoruz. Şehitlerimizi andık. Tarihi camide birlikteyiz. Bugün için ne düşünüyorsunuz? Bugün gerçekten çok mutlu bir günümüz. Evet. Böyle bir günde, Arife günü, Kurban Bayramı Arife günü. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah gelecekte daha şenlik, daha büyük, daha güzel olacağını tahmin ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim.